Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Years of Iron 4 serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bu bölümde tam 20 dakikalık bir vaktimiz var. Çünkü ondan sonra bir yere gitmem lazım ama. Bakalım bu 20 dakikada Alman işkencesine dayanabilecek miyiz? Daha doğrusu ekipmanı zaten çok fazla kalmamıştı da. Diğer ülkeler saldırıyor. Bakın burada İtalyanlar, burada Romenler. Burada yeni bir Alman tankı varmış ama. Hani İtalyanlar ve Almanların çoğu ekipmanı bitmiş durumda. O yüzden bu 20 dakikalık işkenceye dayanırsak büyük ihtimal saldırıyı tamamen kesecekler. Tek sorun hiçbir yerde açık vermememiz lazım. Çünkü tek bir toprak kaybedersek bile bu sefer gittik. Dayatlar 4 milyon 100 binlerdiler. Viyana'yı alırlarsa direkt teslim oluyoruz. Gragas alırlarsa şurayı, Graz'ı. Direkt teslim oluyoruz. Gragas dedim değil mi ben? Kava LoL'e gitti. Nedense short'ta sürekli LoL önermeye başladı YouTube. Ben neyse konuyu dağıtmayalım. YouTube'un shortlarından nefret ediyordum da yani daha da nefret etmeme sebep oldular. Ondan aklıma takıldı. Şimdi burada değişebileceğimiz bir şey var mı? Entrenchment speed. Yani daha hızlı bir şekilde siper kasmaya şu anda ihtiyacımız yok aslında. Onun yerine bize yarayacak bir buff varsa onu seçebiliriz. Mesela bunu alırsak atları buffluyormuş. Çok kötü bir şey değil. Bizim atlı birliğimiz yok ama çeklerin kontrol ettiğimiz birlikleri vardı. Onların işine yarayabilir belki. Siper kasma hızı. Neyse ya süper kazmanızı kalsın. Bu ne? Evet ya yani şu anda neyse zaman durdurmayayım. Arkadaşlar bakın bu kadar kaos var. Ülke yıkılmak üzere. Herkes hani kılpayı dayanıyoruz. Az önce gelen evet neydi biliyor musunuz? Demokratik bir karşı taraf doğdu. O yüzden şey ülkede stabilite kaybetti. Yani kardeşim ölüyoruz ölüyoruz. Başkentinde Almanlar saldırıyor, Budapeşte'n yok. Sen durdun bunu mu düşünüyorsun? Hatta dur çekeyim o demokrasileri. Nasılsa müttefiklerin yanına giremiyoruz. Girmekle dolaşmak istemiyorum artık. Onun yerine al geriye dönelim. Biliyorum müttefiklere gireriz diye onu almıştık da müttefiklerin bizi artık pek kabul edeceğini zannetmiyorum. Bir de onu dönmemiz zaten çok fazla zaman alacak. Bir de üstüne böyle stability falan kaybedersek daha kolay teslim oluyoruz. Stability ile war support olması lazım. War support'tu galiba. Hiç o risklere girmeyelim. Şimdi. Çekoslovakya şeyini yükseltebilirmiş. Anatomi seviyesini yükseltebilirmiş. Yükselsin kardeşim. Hangi toprağını kullanacak ki? Cidden yapabileceğimiz bir şey yok ya. Şuraya bak. Hata görmediğimiz sürece. Eksik yerleri reinforce ettiğimiz zaman dışında hiçbir şey yapamıyoruz. Erzağ silah olmayan ekip. Sen geri dön. Burada silah olmayan birileri var ama. Şu dağcıyı geri çekelim. Yerine yeni bir piyade. Bu arada ekipmanlarımız bitik durumda. Üretemiyoruz da. Almanlardan çaldığımızla yaşıyoruz. O yüzden zayiat vermeden almamız lazım. Tren üretimini iptal edemiyorum çünkü bombalıyorlardı bizi. Şu anda bombalamıyorlar aslında. Etsek. Edelim ya. Yapacak bir şey yok. Tamam. Az bir şey de olsa silah üretebilelim bari ki. Yani ne kadar sürer bilmiyorum ama mihverin silahı bitmezse bizimki bitmez. Evet. 4 milyon 400 bin zayiata geldiler neredeyse. Zorluyorlar. Oraya destek gönderebilir miyiz? Ekipmanı en iyi durumda olan şöyle iki tane Çekoslovak birliğini ben oraya göndereyim. Bir de orada savunma skillini basalım. Hem de basabileceğimiz general de yok. Herkes ayrı ayrı kafalarda takılıyor. Yani şöyle gel. Enastik öğretmiyorduk. Kontrol edeyim dedim de. Şimdi normalde kafamı dağıtıp böyle etrafa bakmak istiyorum dünyada neler oluyor diye. Size de göstermek için ama. Bakın mesela şurası. Biraz fazla kötü durumda bunu yapabilmem için. Hayır Çekoslovak askerlerin kalması çok kötü cephe için de. Şikayet edemiyorum. Çekilin. Kendi askerlerimize öncelik verme olayı vardı galiba da. Onu nasıl yapıyorduk?
Dost Çekoslovaklar da şu anda bizim askerimiz sayılıyor. Onu yapamayız herhalde. 90 puan, 90 puan. Tamam, burası da biraz daha iyi. Şimdi burada en kötü olan tümeni gene arkaya doğru alacağız. Şunlardan bir iki tanesi de aşırı kötü durumda. Sonra yeniden cepheye göndeririz. Şimdi burası yaşıyor. Burası da yaşıyor sayılır. Geltecekler. Burası düzlük yerde değil mi? Yok, orman. Orman olmasına rağmen Almanlar tanklarla bayağı zorluyor. Tamam. Şimdilik o bölge değişecek gibi. Siz biraz erkenden cepheye gidin. Şuraya bir destek lazım. Daha bir tane daha gönderelim. Bir tane buraya. Viyana'yı da zorluyorlar. 60 puana kadar düşmüşler. Yani cidden hiçbir işi yok yapay zekanın ya. Kardeşim biraz rahat verin. Ekipman açığımız da başladı artık. Bakın şu birliklerde turuncu çizgileri görüyorsunuz ya, o ekipman demek. Bilmeyen oyuncular için söylüyorum. Kardeşim ben bunu biliyorum, niye anlatıyorsun demeyin. Şimdi onun bir yandan onları da sürekli takip ediyorum. Ancak çözümü için yapabileceğimiz bir şey yok. Ha dur. Şöyle generallere bakayım. Eğer Scavenger olmayan... Evet, bu adam da yokmuş mesela. Silah çalmayı vermemiz lazım bunların hepsine. Yerine veremiyorum şu anda. CP bitti. Beyler hepiniz nereye gittiniz? Şimdi şu iyi. Yetişir mi bilmiyorum ama bazı tümenleri buraya göndermem lazım. Bütün herkes cepheden kaçmış aniden. Onu basabiliyor muyuz? Basamıyoruz. Sen de basamıyoruz. Ver. Ver. Burası düşebilir. Bir orası düşerse de yandık. Başka... Durumu iyi olan hiçbir tümen olmadığı için oraya destek gönderemiyorum. Şuradan birini çeksek sonradan belki buraya kaydırabiliriz ama bakalım direnecek mi? Hadi oğlum biraz yaşayın lan. Hızlı iyi hareket edebiliyoruz Allah'tan. Yetişti bir tümen. Şurada iyi bir tümen var, onu buraya alalım. Güzel. Kırmızıdan çevirdik. Şimdi şuraya bakmamız lazım. Kötü tümen arkaya, siz öne. Güzel. Tulpayı yaşamaya güzel diyoruz artık. Geçen bölüm o Budapeşte'yi kaybetmeseydik şu anda hiç böyle işkencemiz yoktu da işte. Yapay zeka beni o kadar çok delirtti ki kaybettim. Çok saçma davranıyordu çünkü o anda. Bu arada bu kadar arkadaşlar şeyimiz var. Savaşıyoruz aslında bu kadar zamandır. Ekipman kaybediyoruz. Hayatımız sadece 287 bin. Yani bir yandan bakarsak adamları sürekli tarayıp tarayıp indiriyoruz. Ancak bizim kurşunumuzdan daha çok düşman askeri var. Sen hemen geri dönüyorsun kardeşim. Sen de. Dur. 13 CP. Şimdi şöyle çok zor durumda kaldığınız zamanlarda mesela bir ya da iki tümen burada kaldı. Sizin hızlı bir şekilde şu last stand'i basmanız lazım. Bir tane tümeni sağ tıklayın arkadaşlar. Şöyle yeni ordu oluşturun hızlıca. Ve sonra ona general bulamayıp bütün bu planınızdan dolayı pişman olun ondan sonra. Hay Allah'ım. CHP'miz olsaydı savunma basardık. Bir de doğrusu CHP'miz vardı, generalimiz olsaydı. Böyle acil durumlarda bir tane tümenin çok fazla dayanmasını istiyorsanız o taktiği kullanabilirsiniz. Neyse. Diğer tümenler de yetişti zaten. Sen gücümüz bitti. İnsan gelecek mi? Gelecek, tamam. Bu arada biz zayiat vermiyorken insan gücümüz nasıl bitti ya? Asker de üretmiyoruz. Yani zayiat veriyoruz da 300 bin bile olmamış. Evet.
Burası yaşıyor. Gelip gidelim. Yani buraya. İyi tümenleri şöyle biraz dağıtayım etrafa. Her yönden saldırıyorlar ya. Şimdi bu Almanlara karşı savaş sebebi olan birisi var mı? Yok. Niye yok? Oha. 2 saniye oyunu durdurduk. Şuraya bakın. Baltıklara İngilizler çıkmış. Polonya ile beraber Moskova'ya bastırıyorlar. Allah'ım yarabbim. Bizim oyunumuzda Sovyetler bile çöp. Adamlar cidden Polonları yenemedi ya. Şimdi İngilizlerin savaş sebebi var mı Almanlara karşı? Japonlara karşı var bak. Japonlarla savaştılar. Dur. O nasıl bir savaş ya öyle? Japon-Çin savaşı. Sovyet-Amerikan savaşı mı? Tamam biz Amerika'dan sonradan müttefiklere katıldı herhalde. Sovyetler Amerika'ya mı savaşı ilan etti dedim bir ara çünkü. Neyse. Kardeşim siz bize silah verseniz. Bunu önceden istemeyi hiç denemedim biliyor musunuz? İstesem de bana nasıl gönderecekler bilmiyorum diyecektim. Amerika bile bize silah göndermiyor. Adamın adını söyleyecektim de YouTube amca kızar diye. Führer'e karşı diyelim. İngilizler bari silah gönderin lan. Yok. Top göndermiyorsunuz. Silah da göndermiyorsunuz. Niye eksi 1000? Sizde de yok silah. Vallahi helal olsun ya. Daha az ne kadar yardım edebilirim diye ekstradan çaba sarf ediyor sanki müttefikler bize. Şuraya bir asker kaydıralım. Çekoslovakya bizim kontrolümüz altındaki Puppet'tan koloni seviyesine çıkmış. Ne yapacağız şimdi? Hayatımız bitti. Vallahi bu verdiğimiz savaşı bir tane oyunda vermiştim arkadaşlar, o da Hills of Iron 3. Kanalda çok eski bir serisi de var hatta. Daha ilk YouTube'da video koymaya başladığımız zamanlardan. O zamanlarda Almanya oynarken böyle savaş vermiş. Videonun çoğunu kesmiştim ama size şöyle söyleyeyim. Bütün bu askerleri düşünün arkadaşlar. Hills of Iron 3'te mesela şuradaki bir tümen 4 tane parça 4 yani buradaki bir tümen 4 tane tümene eşit olduğunu düşünün Hills of Iron 3'te. Bir de onların böyle komuta merkezleri falan var. Hepsini tek tek elle kontrol ediyordum. Cephe sayısı da normal buradaki şehir sayısının hani 4-5 katından daha fazlaydı. Yani şurada işte 100 tümen varsa orada 1000 tane tümeni kontrol ediyorsunuz. Çok daha ek işlerle beraber. O zamandan beri böyle kontrol işleriyle uğraşmıyorum genelde çok fazla oyunlarda. Çünkü oyunları ben genelde tryout oynamıyorum. Yani çoğu oyun için geçerli de. Oyunları böyle stres atmak için ödediğim için. Mesela bu oyunu seri yapmıyor olsaydık büyük ihtimal boş ver derdim çıkardım. Ama madem direneceğiz dedik. O yüzden zorlayalım diye böyle ekstradan uğraşmaya çalışıyorum da. Uğraşabileceğimiz hiçbir şey kalmadığı için elimizde. Bütün her şeyi kapatmaya çalışıyor müttefikler bizde. Şöyle biz batmasak, oyunu uzatsak 1945'e kadar Amerika mesela Almanya'ya savaş açmasa şaşırmam. Normalde Focus serisinde var savaş açmak. Bir de şuraya bir destek. Burayı sarı yakacak kadar neyle saldırıyorsunuz siz? Panzer tümene. Ve ekipman da yok. Yani silah açığımız bizim artıyor. Çok kötü ya. Yani Almanlardan çalıyoruz. Az zayiat veriyoruz, üretiyoruz ama yapacağımız bir şey yok. Uçak savarı iptal etsem. Ama bombalıyorlar, uçak da lazım. Yani uçak savar da lazım. Bu arada uçak savarları biz ne kadar uçak vurmuşuz merak ettim. Şimdi böyle yıllar destek. Oha.
Arkadaşlar bakın, birliklerdeki uçaksavarlarla, eski model uçaksavarlarla sadece bu kısımda 1500 mi 1600 civarı uçak vurmuşuz. Sonra bu kısma bakalım. Bu kısımda hiçbir şey vurmamışız. Niye lan? Harbiden bu kısımda hiçbir şey gözükmüyor. Büyük ihtimalle her şeyi buraya saydı o zaman. Ama 1600 tane uçak vurmuşuz. Yani o anteyirlerden vazgeçemem o yüzden. Şimdi şuraya bir destek lazım. Evet, yeni silahları araştırdık ama hiçbir zaman yapamayacağız. Hatta şöyle bir şey yapabiliriz. Şimdi eski model silahlar daha az şey yiyor arkadaşlar. Kaynak yiyor. O yüzden şöyle diğer bir silahtan bir tane fabrikayla ben yapayım. En azından ateşleyecek bir şeyleri olsun. Yani cepheye günde 5 tane silah gireceğine 7 tane girecek. Sadece eski model. Her yeri iyi ya. Biraz saldırmayı kesseler, biraz ekipmanı toplayabilsek süper olacak. Başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Evet, burada bu kadar asker biriktiğine göre birkaçını buraya gönderebiliriz. Şunu de buraya. Tamam. Hikayeye mi çarparım onlar? Galiba. Sinek gibi ötüyorlar. Dur, müttefik uçakları. Müttefikler, cidden vurur musunuz Alman uçaklarını bizim için? Bizim 21 tane uçağımız gözüküyor. Vurmuyorlardır herhalde. Müttefik uçağı gibi gözüküyordu vallahi üstümdeki de. Bizim 20 tane uçak herhalde onlar. Burada çok kötü durumda olan tümen. Sen çekil. Burası da 57'ye kadar gitmiş. Vallahi şu anda şey oynuyormuş gibi hissediyorum. Böyle sayıları takip ettiğimiz, eksik olan sayıya sağ tıkladığımız bir oyun. Çok basit bir nasıl söyleyeyim, delta mobil oyun oynar gibi şu anda. Hatta 20 dakika oldu galiba bu şekilde. Şimdi şuraya biraz destek gönderelim iyi birliklerden. Sen git. İyiden kastım ekipman olması bu arada, çaktırmayın. Yoksa birlik tamamen çöp. Aklıma geldi de, biz dışarıya çelik falan satmıyoruzdur herhalde. Satacak çeliğimiz yok zaten de. Evet, tamam. Şunu değişecektim eğer öyle olsaydı. Neyse beyler, 20 dakika oldu. Ben bu savaşı daha fazla uzatmayayım. Onun yerine şu anda neler yapabiliriz ona bakmak istiyorum. Başka bir seçenek bulabilir miyiz? Bizim karımız olacak bir şey var mı? 2 dakika ona bakalım. Çünkü cidden hiç bakma şansım olmadı. Şimdi bir kere Polonya ile Almanya'nın arasında savaş sebebi bile yok. Yani bu ne demek? Bu adam Danzig Orvar'ı yapmadı demek. Neredeydi o da? Eskiden buralarda değil miydi ya? Şuralarda bir yerde diye hatırlıyorum da. Neyse. Yok herhalde, şu anda görmedim. Ha şu. Demek ki şunu yapmadı. Bunu da yapmadı. Bunları yaptı. Ne yaptı o zaman bu Almanya? Maginot kısmına da gitmedi. Polonya ile müttefik ola gitmiş olabilir belki. Ya da buna gidecek olabilir. İtalyanlar da müttefik. Türkiye ile müttefik mi? Neler yaptığını direkt olarak göremiyoruz ya. Yok. Türkiye ilişkilerini geliştiriyor ama yazmıyor. Yani büyük ihtimal hiçbir şey yapmıyor. Sadece uçak üretiyor o zaman şu anda. Şundan dolayı bakıyorum arkadaşlar fokuslarına. Çünkü bu adamın hala şey yapma ihtimali var. Sovyetlerle müttefik olma ihtimali var. Yani o senaryo olmazsa en azından belki bir şekilde savaşırlar. Ama şu anda bu adam Sovyetlerle müttefik olursa Polonya'yı arkadan dalar ve müttefikler de biter. Bütün müttefik ordusu burada sıkışır. Yani Fransızların çok bir şey yapacağını zannetmiyorum. Biliyorsunuz hiçbir zaman yapmıyorlar. Şimdi Almanların kendini batırma senaryosu yok elimizde. Peki müttefikler bize bir şekilde gelir mi? 430 puan. İkimiz de savaştayız diye istemiyor. İdeoloji değişse bile biz farklı bir savaştayız diye kabul etmeyecekler büyük ihtimal. Çünkü bakın pozitif 44, negatif savaştayız diye -50 var zaten. İlişki falan atırsak da bir işe yaramaz.
Neyse, ebediyen yalnız gibi ya. Cidden aklıma şu anda hiçbir çözüm gelmiyor. Belki bir ülkeyle falan böyle şey yapabilsek, faction kurabilsek. Bunlar da istemiyor bizi, değil mi? Evet. Hiç şey yok. Bir tane Nanaline ülkeyle arkadaşlar faction kursak en kötü onlardan ekipman falan isteriz. Belki gönderebilirler. Ya da şu İtalyanlar falan dikkatini dağıtır belki. Ama onu yapabilecek kimse de yok. Yani Türkiye'yi yanımıza alsak diyeceğim. Mümkün değil. Yo. Nanaline tarafsız eksi 50 puanı var ama. Yok yani olmaz. Türkiye'ye İtalyanların falan savaş açması lazım ki bizimle faction kursun. Hatta o zaman büyük ihtimal kurar. Neyse arkadaşlar. Cidden aklıma gelen hiçbir çözüm yok. Böyle devam edeceğiz. Yani en çaresiz senaryo herhalde. Yapabileceğimiz tek şey böyle durmak. Ama bir yandan bakarsak işler hala kötü değil. Çünkü 5.5 milyona geldim mihverin zayiatta. Almanya büyük ihtimal şeydedir. Şu görebiliyor muyduk onların askeri yasalarını? Tamam 600 bin falan askeri şeyi var ama Service by Requirement'a gelmiştir bu Almanya. İtalyanlara baksak mesela. İtalyanların da 1 milyona yakın askeri varmış hala. Bunların hepsi şeyde. Şundalar. Service by Requirement'lar büyük ihtimal. Yani üretimleri falan azalacak. Tek sorun işte biz hiç üretmiyoruz. Yani. Adam mesela günde 100 silahtan 20 silah düşse bile bizden fazla üretiyor. Neyse arkadaşlar daha fazla uzatmayayım ama sizin bir yorumunuz varsa ya da bir öneriniz varsa yazmayı unutmayın. Yani cidden şuradan ne dışarı çıkabiliyorum ne başka yere kıpırdayabiliyoruz. Tamamen bu döngü içerisinde sıkıştık kaldık. Yani müttefiklere dönmemiz çok fazla zaman alacak. Müttefiklere dönmekten yani vazgeçmemin bir diğer sebebi de şuydu. Şimdi stability kaybettiğimiz zaman söylemiştim size. Ülke dağılabilir. Şu anda %89 stability, %70 var support'tayız. Biz demokrasiyi geçtiğimiz zaman mutlaka birazını kaybedeceğiz. Geçme aşamasında da kaybedeceğiz. Mesela 50 olduğunda bizim teslim olmamız gerekiyor. Çünkü şurada %16 puanla direniyoruz. Neyse. O zaman arkadaşlar benim bu bölümde diyeceklerim bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.